bugün hutbede de okunan Kutlu Zaman Dilimi 3 Aylar başlıklı makalenizde 3 ayların çok derinden duyulması ve bir ganimet bilinmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu bereketli günlerin heyecanını içte duyamama eksikliğini nasıl giderebiliriz? Hem fert planında hem de Kur'an hizmeti adına bu dönemi en verimli şekilde değerlendirebilmemiz için neler tavsiye edersiniz? Şimdi belki o türlü şeylerin tekrarına, terdadına ihtiyaç var. Yani insan belki o daha engince birisi tarafından anlatılabilirdi, daha güzel resmedilebilirdi. O fotoğraf daha mükemmel şekilde ortaya konurdu. O işin en mükemmeli demek değil. Fakat belli bir his seviyesinin sesi soluğu olabilir. Ya kendisi bazı şeyleri duymuştur veya duyanların mülazasını seslendirmiştir. Neye bağlarsanız bağlayınız. Bu da sizin hüsnü zannınıza, itidalinize veya suizanınıza bağlı bir şeydir. Ancak yani insanları belli bir seviyeye çekip götürmek için onları tezkire, tezekküre ihtiyaçları vardır. Tefkire, tefekküre ihtiyaçları vardır. Fikru, zikre ihtiyaçları vardır. Sürekli rehabilite edilmezse insanlar o mevzuda, hatta o şeylerin üzerinde, söylenen şeylerin üzerinde bile durulmazsa, onlar müzakereye alınmazsa, insan onları aklıyla, mantığıyla müzakere ederken ruhuna akan bazı şeyler hissetmezse, ondan bile bir şey anlamayabilir yani, dinler. Kaldı ki zannediyorum burada istidradi bir şey daha arz edeceğim. Yani hutbede ne okunursa okunsun, hutbe cuma namazının kabul olmasının şartıdır. Hutbeyi dinlemeyen namazı kılmamış olur, cuma namazını. Öğlen kılmış olur o. Yani hutbenin ta başından itibaren, ezandan itibaren oturup onu dinlemesi lazım bu esnada. Bu esnada hususi evrat da çekemez. İnsan Kur'an da okuyamaz. En önemli şeydir yani. Kur'an okumak çok önemli bir ibadettir. La ilahe illallah çekmek çok önemli bir ibadettir. Hutbe irade edilirken bunlardan hiçbirini yapamaz. Hatta dünyevi kelam konuşunca birine sus dese diyor, külübü fıkhiye de bu açıktan açığa hutbe ifsad etmiş olur. O namaza tesir eder. Bu namazın geçerli olmasının esaslarındandır. Yani bu mevzuda eksiğimiz, gediğimiz var. Şimdi bir de tabii bizde meseleleri böyle anlama eksikliği var. Bazı şeyler vardır ki sabah okuduğumuz ders gibi. O yani şimdi onu takip ediyoruz. İçinde çok teknik konular var. Belâğata ait konular var. Nahva ait konular var. İnsan nahiv bilmiyorsa, ilmi belâğatla alakası yoksa, onlar da anlayamaz. Çok ıslahlara bağlı gidiyor o mesele. Fakat hepsi öyle değildir yani. Meseleleri müzakere ederken mutlaka kelime kelime üzerinde durmak, tahlil etmek lazım. Hani bir de böyle insanlarda merak olmuyor yani. Bir şeyi anlama merakı olmuyor. Yani okuduğunu anlamama, onu sindirememe, içine indirememe, içtenleştirememe meseleleri var. Dolayısıyla bunlar işte haydan gelip huya gitme var ya, işte öyle oluyor yani. İsterseniz Hazreti Hay'den geliyor, huya gidiyor yine. Fakat biz hep dışarıda kalıyoruz dersiniz. Fakat Türkçemizde onu kullanırken biz o ulvi manaya bağlamıyoruz. Yani boştan gelip boşa gidiyor. Hay huy filan, hay hu diyoruz işte. O manada biz kullanırken öyle kullanıyoruz onu. Şimdi insanın bazı şeyleri duyabilmesi için mutlaka o mevzudaki esasları insana duyurmak lazım. İnsanları rehabilite etmek lazım. Derinliğe alıştırmak lazım. Yani yüzmeyi öğretme gibi bir şeydir. O havada uçmayı öğretme gibi bir şeydir. Yürümeyi öğretme gibi bir şeydir. İnsanlar da o duyguyu geliştiremeyince çok şey okuyabilir, çok şey dinleyebilir. Fakat onun derinliklerine giremez. Ramazan da öyle gelir üzerinden geçer, Şaban da gelir üzerinden geçer, Recep de gelir üzerinden geçer, onlardan da bir şey anlayamaz. Şimdiye kadar belki 50 tane insan kendi zaviyelerinden, kendi ufukları itibariyle neye nasıl inanıyorlarsa mutlaka o ayları teşrih etmiş, açmışlardır yani. Çok şey söylemişlerdir o aylarla, o ayların gecesiyle, gündüzüyle, o aylarda müminin hayatıyla alakalı, hususiyle gecesiyle alakalı çok şeyler söylenmiştir şimdiye kadar. Ama onların insanın içine sindirilmesi çok önemlidir. Anlaması çok önemlidir.
ve sonra bazı şeyleri alarak onları duymaya çalışması önemlidir. Yani hakikaten bir gece filan dendiyse şayet kalkıp bir geceyi yudumlaması lazım. Bir gece varidatını yudumlaması lazım. Bir gecelerde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi lazım. Orada denen şeyleri tadabilsin yani. Ramazan 3 ayların içine balıklamasına insanın girmesi lazım. Gerçekten o ayların bir ganimet ayı olduğunu başta takdir etmesi lazım. Ki bir parça o varidatı da duyabilsin, sezebilsin. Bu açıdan sadece süslü bir kısım konular anlatılıyor gibi insanlara gelir. Hatta bir yönüyle istidadımızın çok üstünde, bizim idrak ufkumuzun çok üstünde çok faik şeyler anlatılıyor. Galiba bunlar lüks gibi şeyler falan diyebilirler yani. Sahip çıkmayınca bir şeye sahip olunamaz. Bir insan kendisini o için içine salmayınca bir yönüyle onu sindiremez içine. Onun ifade ettiği manaları duyamaz, hissedemez yani. Biraz sahip çıkmaz, az kendisini vermesi lazım. Bu her şeyde böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim mükemmel o kelam-ı ilah işte sabahları okuyoruz belli ölçüde. Her ayetinde başlı başına değişik mucizeler var. İnsan söyleyemez bunu. O bir tek ayete bakan bir insanın bile bizim aklımıza gelen şekliyle iman etmemesi insafsızlıktır bu. Temerrüttür diyoruz, inattır diyoruz. Fakat dünya kadar insan Kur'an-ı Kerim de bakıyor şimdiye kadar onlar için hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü içinde bir şey vardır mülahazasıyla ona yönelme olmadı. Bizimkine gelince bizimki taklit yani. Başta ilk mektepteyken daha annelerimiz babalarımız Allah rıdvanıyla rızasıyla onları sevindirsin, serfiraz kılsın. Bize öyle telkin etmişler. Biz de o taklidin akıntıları içinde o taklide kürek çekiyoruz. Yani yoksa kendimiz böyle duya duya, hissedeye de, keşfedeye de bu ufku ulaşmış değiliz yani. Hiçbirimiz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Kur'an'ın derinliğini de bilmiyoruz. Kur'an'ın ne ifade ettiğini de bilmiyoruz. Ama bir kere bize demişler ki işte Allah kelamıdır. Bunun içinde şunlar vardı, bunlar vardı. Biz de onu öyle satıyor olarak öyle kabullenmişiz. Aynen bunun gibi yani bize ait bütün değerler bir kere başta onları değerli kabul ederek öyle bakarak içine girersin. Kur'an-ı Kerim'e öyle bakmadığınız zaman kafanıza takılacak çok şey olur. Açık konuşuyorum burada. Sizi dalalete götürecek çok şey olabilir. Ama bir Allah kelamı olarak benimseyerek içine girdiğiniz zaman o Kur'an-ı Kerim nüzul keyfiyetine baktığınız zaman hangi şartlara göre neyi nasıl ifade ediyor o mesele öyle kabullenerek bağrınızı açtığınız zaman içinize o bir yönüyle belki o varidat kaynağı o menhelül azul mevlu çok farklı şekilde boşalır. Kendinizi çok farklı şekilde hissedersiniz. Bu mübarek ayları, mübarek günleri onları da tepemizden aşağıya sağanak sağanak yağan o varidatı duyabilmek de esas o aylarda o türlü şeylerin olduğuna inanmaya bağlı. Yoksa Rebiülevvel'in Recep'ten farkı yoktur. Rebiülahir'in Şaban'dan farkı yoktur. Zilkade'nin şeyden Ramazan'dan farkı yoktur. Aylar öyle gelir geçer yani. Her şeyi Haziran gibi duyarsınız, Mayıs gibi duyarsınız, Şubat gibi duyarsınız. Fark etmez. Yani onlarda bir şey olduğuna baştan inanmak, teveccüh etmek lazım. Her meselede teveccüh edilir. Siz o ayların çehresine, ruhuna öyle bakmıyorsanız o aylar size bakmaz ve sizin için hiçbir şey ifade etmez. O aylarda çok parlak söylenen sözler bile, Recep-i Hanbeli'nin kitapları bile, İmam Gazali'nin kitapları bile çok anlamsız gelir. Ne söylüyorlar ki acaba bu adamlar dersiniz. Yani mesele sadece söylenen şey değil de bir de muhatapların seviyeleri, idrakları, açık olmaları o mevzuda, sinelerini o işi açmaları, sürekli o mevzuda yenilenme peşinde olmaları, laubaliye takılmamaları, hep böyle ciddi ciddi oturmaları, kalkmaları, işte bu iki şey arasında tenasüp, aylar o zaman bir şey ifade eder yani. Aylaşmak, recepleşmek, şabanlaşmak, ramazanlaşmak, Ramazan'ın ne demek olduğunu size ifade eder. Şabanlaşırsanız Şaban'ın ne demek olduğunu size ifade eder. Recepleşirseniz Recep'in ne demek olduğunu size ifade eder. Yoksa siz olarak kaldığınız sürece sati,
taklitçi, bir şeyin hakikatini araştırmayan, böyle dıştan sadece bakıp geçen, o aylar da sizin için bir şey ifade etmez. O aylar adına söylenen sözler de sizin için bir şey ifade etmez. Bir kulağınızdan vurur, öbür kulağınızdan çıkar. Şimdi genelde taklit dahi olsa insanlar bu aylarda Cenab-ı Hakk'ı belli ölçüde yöneliyorlar. Belli ölçüde her şeyi temkinli konuşmak lazım. Mübalağa etmeyelim. Yani o ayların ifade ettiği mana başkadır. Onu derinliğiyle duyma derin insanlara mahsus bir şeydir. Fakat belli ölçüde bereketi var, kıymeti var diye işte birisi Şehrullah oluyor, Allah'ın ayı oluyor. Birisi ümmeti Muhammed'in ayı oluyor Ramazan. Şimdi insan o mülazayla, insanlar demek daha doğru, insanlar o mülazayla camilere, mamilere yöneliyorlar. Biz daha değişik platformları, daha değişik aktiviteleri hep o düşüncemiz istikametinde değerlendirmeye bir yönüyle oralarda neyiz biz, neciyiz, niçin burada bulunuyoruz, Allah'la münasebetimiz nedir? O değişik vesileleri değerlendirerek hep bunları yerli yerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Zaten ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım, bizi bizliğimize götürebilecek şeyler değilse onlar abesle iştigal ediyoruz demektir. Kendimizi bulma istikametinde bize bir şey kazandırmıyorsa abesle iştigal ediyoruz demektir. İnsanları eğlendirme bizim işimiz değildir yani. Bu açıdan bu aylarda bu mevzuda çok önemli bir vesiledir yani. İşte diyelim ki Recep-i Şerif'i değerlendirirsiniz. Bu üç ayların bir yönüyle ilk tembih yapan ayı oluyor. Regaib gecesi var. Allah'ın ona rağbeti var. Değer atfetmesi var. Geçen de bir nebze arz etmeye çalıştım. Ve onun aynı zamanda son işte haftasında, başında, ilk çeyreğinde diyelim veya ilk günlerinde Regaib gecesi var. Onun son çeyreğinde de bir yönüyle 27 gecesinde de Miraç var. İki tarafı itibariyle çok kıymetli bir ay. Bu ayda yapılan ibadetler değerler üstü değerlere bulaşıyor. İnsan isterse şayet bu aylarda Allah'a yakın olabilir. İnsan isterse bu aylarda dinin hakikatine ulaşabilir. İnsan isterse bu aylarda Cenab-ı Hakk'ın rahmetine liyakat kesbedebilir. Günahlardan sıyrılabilir. Şimdi bunu o istikamette değerlendirmek, o istikamette müzakerelerde bulunmak, değerlendirmek yani. Camiye gelen insana bu istikamette bir şeyler anlatmak, yanınıza gelen insanlara bu türlü sohbetlerde o istikamette bir şey anlatmak, bir araya gelişlerimizi o istikamette değerlendirmek, madem insanlar bu ayların kendileri için bir şey ifade ettiğine inanıyorlar, biz de onları o inançlarında yalancı çıkarmayalım, bir şeyler anlatarak o ayların kıymetini inandıralım onları. Yani viladette bir şey yapıyoruz, regaib'de bir şey yapıyoruz, beraatta bir şey yapıyoruz, Miraç'ta bir şey yapıyoruz, Kadir gecesi bir şey yapıyoruz. Yani bunlar da yapacağımız şeyler insanların duygu, düşünce, his dünyası, latife-i rabbaniyeleri itibariyle onlara bir şey ifade etmek lazım. Bir adımda onları Allah'a yaklaştırmıyorsa şayet abesle iştigal ediyoruz demektir. Aynen bunun gibi yani. Diyelim ki bir musikimiz var bizim. O musikimizle insanları bir adım Allah'a yaklaştırıyorsak, kendimiz olmaya doğru bir adım yaklaştırıyorsak bir şey ifade ediyor demektir o. Yoksa sırf insanların cismaniyetleri, heva ve hevesleri açısından onları eğlendiriyor, hoş dakikalar geçirdik dedirtiyorsak biz zaman israf ediyoruz. Belki de günaha giriyoruz. İnsanlarda ebed arzusunu tetikleme, kaybederim endişesini tetikleme, kazanırım sevincini tetikleme, Allah'a doğru yaklaşıyorum sevincini tetikleme, Efendimiz'i derinlemesine içimde hissediyorum duygusunu tetikleme. Yani bu musikiyle de olur, ilahiyle de olur, tevhid de olur, naat da olur, münacat da olur bunlar. Aynı zamanda size ait, sizin dünyanızdan neban eden türkülerle, şarkılarla da olabilir. Hazreti Pir bu mevzuyla alakalı lemahta şeylerini ifade ederken insandaki ulvi hisleri tetikleyebilecek, mukaddes hüznü tetikleyebilecek, mukaddes bir iştiyakı tetikleyebilecek, bir arzuyu tetikleyebilecek. Yani bir yönüyle sizi size uyaracak,
sizi uyanmanız gerekli olan hakikatlere uyaracak, sizi Allah'a uyaracak, sizi peygamberimize uyaracak, sizi dinin ruhuna uyaracak şeyler, bunlar israf sayılmaz ve bunlar bir kıymet ifade eder. Fakat insanları eğlendirmek, bu bizim işimiz değil. Ehli gaflet zaten onu bağışlayın halk ifadesiyle, daniskasıyla yapıyor. Bir de milletin o türlü şeylere açık yanları var. Öyle eğlenmeye açık yanları var. O mevzuda gösterecekleri alaka sizi aldatabilir. İyi bir şey yaptık zannedersiniz. Oysa ki mesele o değildir. İnsanlar az bile olsalar bir yerde, ortaya koydukları meseleye alaka gösterilmese bile bence doğru bir şeye bağlanmış olmaları, doğru bir yerde durmuş olmaları, doğru şeyler yapmış olmaları önemli olan odur. O doğrunun peşinde olmaları lazım. İster o türlü şeyler, isterse bu türlü şeyler, bütün bunlar hep bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıcı birer vesile olarak ele alınmalı, değerlendirilmeli. Mutlaka ruhi dünyamız, kalbi hayatımız adına bize bir şey ifade etmeli. Yoksa cismaniyetimiz, bedenimiz, heva ve hevesimiz adına olan şeyler, zaten onlar tabiatımızda var. Onlara karşı mesle-i nuriyede hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. Veya o yörüngeye gir, Allah'a doğru yürü diyor. Tabiatımızda o var yani, o bizi aşağıya doğru çekiyor, esveli safiline doğru çekiyor. Tabiatımızda esveli safiline meyyal olma işi, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَى سَافِلِينَ hakikati ifade ediyor ona. Demek ki biz de baş başa kaldığımız zaman esfeli safiline düşmemiz mukadder. Ama ne zaman oraya düşmeden kurtuluyoruz? اِلَّا الَّذِينَ اَمَنُوا اَمْلُوا الصَّالِحَاتِ İman ve aksiyon, yapılması gerekli olan şeylere yönelince tabiatının seni aşağı çekmesine karşı bir direnme ortaya koyuyorsun. Hayır diyorsun orada. Mahiyetin ve donanımın itibariyle öyle davranman lazım. Ameli salihle kendini inkişaf ettirmen lazım. İmanla gerçek çehrenle ortaya çıkman lazım. Bunun gibi işte o ister böyle mübarek günler, ister mübarek geceler, isterse değişik aktiviteler insanlara bir şey ifade etme. Bütün bunlarda hep böyle ulvi hedefler, biraz evvelki mülahaza çerçevesinde ulvi hedeflere insan bağlanmalı. Enginliklere bağlanmalı, belli bir darlığın mahkumu olmamalı. Onlarla bir yere kadar bir şey ifade edersiniz, sonra da onlar bir şey ifade etmez hale gelirler. Ama insanları derinleştirmeye talip olursanız, Allah'ın izni inayetiyle, bir yönüyle de onları doymazlığa doğru açmış olursunuz. Yani yedirdikçe, içirdikçe o mevzuda, yudumlattıkça adeta, olsu ikim işte haman, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver der. Bir kere daha ver, bir kere daha ver. Biz bu mülazaya da helmin mezit mülazası diyoruz. Ayet-ül Kübra'da ifade edildiği şekilde. Değişik vesilelere hep esas kendimizi bulmaya, özümüzü ermeye vasıta yapmalı. Değişik aktiviteleri, bir araya gelmeleri, camileri, cemaatleri, cumaları, recepleri, şabanları, beraatleri ve gaybleri, kadir gecelerini mutlaka insanları Cenab-ı Hakk'a yönlendirmeye vesile yapmalı, bu işi yapmalı. Yoksa insanları eğlendirme, hoş dakikalar geçirme, geçirtme bizim işimiz değil, bizim vazifemiz değil. Bu değişik karnavallar gibi şeyler, şölenler gibi şeyler bizim işimiz, bizim vazifemiz değil. Onları yaparız eğer onların arasında böyle, hatta mevlevilik semaların arasında Rabbimize ait bir kısım hususları seslendiremiyorsak, onu vesile yaparak gönüllere giremiyorsak, bir adım daha insanları Efendimiz'e yaklaştıramıyorsak, beyhude uğraşıyoruz demektir. Abes şeylerle iştigal ediyoruz demektir. Allah'a götürmeyen her yol batıldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırmayan her yol bir aldanmışlıktır. Onlar onun neticesi olmalı, gayesi olmalı. Dolayısıyla ben her şeyde, hemen her işte, her aktivitede mutlaka
o ulvi şeyleri gerçekleştirmeye matuf bir niyetimiz ve azmimiz olmalı. Allahümme inni eselke minel khayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minha ve ma lam na'lam ve na'udhu bike minel şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lam na'lam ve nes'eluke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel ve na'udhu bike minel nar ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem.